Merhabalar, Işıl'a pratik bilgilere hoş geldiniz. Genellikle yorgun olduğum zamanlarda tercih ettiğim iki tane üründen size bahsedeceğim. Bir tanesi olmazsa olmazım Türk kahvesi, bir diğeri ise filtre kahve. Bu baş ağrımın derecesine göre değişen bir tercih oluyor açık konuşmak gerekirse. Genellikle günlük rutinde Türk kahvesini ama biraz daha açıkçası günüm yorgun geçtiyse veya bir baş ağrım varsa da bir filtre kahve bana iyi geliyor. Sert bir filtre kahve. Bunları da inşallah bir gün çekirdekleriyle size anlatmaya çalışırım. Hangi bölgenin ne tip ürünleri olduğunu, hangisinin daha sertlikte olduğunu bir kahve tiryakisi olarak anlatmak isterim. Sizlerle paylaşmak isterim. Gelelim, biz genellikle Türk kahvesi veya filtre kahvenin ölçülerini çok fazla tutturamıyoruz. Yani en azından yeni nesil arkadaşlarımız bir kararsızlık içinde kalıyorlar. Ben size bunları kısaca anlatmaya çalışayım öncelikle. Şimdi Türk kahvesi 1. Bu moddaya altta yazılı geçeceğim videoda da zaten. Birincisi, fincanlarımız ekseriyetle boyutu biraz daha hani Türk fincan boyutundan artık güncelde değişti. Biraz daha doyurucu, biraz daha cappuccino tarzına döndü. Espresso tarzı bardaklar oldu. Ama her ne olursa olsun bilginiz olsun diye söylüyorum. Hani dudak payı dediğimiz yudum alırken bir miktar altında kalacak şekilde her ne olursa olsun miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu sizin ölçünüz olsun efendim. Bir de filtre kahvelerde sunum bizler için çok değerli, çok önemli. Kimisi büyük kupalarla tercih ediyor içmeyi. Kimi insan da benim gibi şöyle göstermek gerekirse benim kupa boyutlarım böyle biraz yoğun ama hani yudum yudum aldığında lezzetini alabileceğim miktarları tercih ediyorum. Tabii filtre makinanız yoksa, kahve filtre makinanız yoksa malum her şey ateş pahası. Olanı da elimizde tutmak biraz zor oluyor. O yüzden ben genellikle iş yerinde de kullandığımız için şöyle biliyorsunuz hani basit, pratik, en azından anlık ihtiyacımızı karşılayan öğrenci tipi, üniversite öğrencileri buraya sizin aslında dostlarınızı anlatıyorum ben. İşte dediğim gibi bu kahveyi de bu şekilde demleme filtreli de demleme şansınız oluyor. Şimdi gelelim miktarlarına. İlki Türk kahvesiyle başlıyorum. Miktarlarını eğer cezve olarak anlatmam gerekirse bir fincana karşılık gelecek olan miktarları söylüyorum. Şimdi efendim bunun için artık telefonumu sabitlemem gerekiyor. Hemen geliyorum, bekleyin. Evet. Tekrar geldim. Buradayım, sizinleyim. Şimdi öncelikle Türk kahvesinin miktarından, hazırlanmasından bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar benim klasik biliyorsunuz anneannemden kalma bir kahve, ne diyeyim, kavanozum var. Çok seviyorum. Tipi çok güzel. Şimdi size tercihim açıkçası hani bugüne kadar kullandığım bütün ürünler için söylüyorum. Çelik cezveden çok. Benim elimde bakırım var ama şu anda kalaylanması gerekiyor. Ben ufak bir hata yaptım. Kalaylı olan ürünlerimi, sahanımı ve işte cezvemi maalesef bulaşık makinesinde yıkamış oldum. Normalinde elde yıkanması gerekiyordu. Ben kolaylık olsun diye attım ama hata yaptım. Bunu siz yapmayın diyorum. Altını çizerek geçiyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş kahvenin pişirilmesi de bizim hani geleneğimizde var ama cezve çok çabuk harlandığı için alttan çelik cezvelerde ısıyı çabuk aldığı için kalın tabanlı olmuyor genellikle biliyorsunuz. Bu nedenle biraz kahve çabuk pişiyor. Ve o zaman o ağzınıza gelen pütürler çok hoşunuza gitmiyor. Bundan emin olun. Buna dikkat edin lütfen. Eğer elinizde benim elimdeki cezvem görsel anlamda çok iyi durumda değil. O yüzden size onu göstermek istemedim aslında. Emaye kullanıyorum. Şöyle. Aslında bu hani logosu gibi bir şey olmuş artık. Anneler iyi bilirler. Bizim çocukluk tencerelerimiz, çaydanlıklarımız vardı böyle. Emaye işlerini de özellikle sarartı ve o emaye döküm işi kalktıysa iç kısmında kesinlikle kullanmıyorsunuz. Müthiş zehirleyici bir malzeme. Lütfen buna dikkat edin diyorum. O yüzden hani emaye de sizlere sunum yapmamaya çalışıyorum. Bu bilgiyi biliyorum ama siz dikkat eder misiniz, etmez misiniz bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bunu şöylelikle kaldırıyorum. Şimdi gelelim cezvemize. Şimdi bizim bir de tabii su miktarını ayarlamamız gerekiyor. Her fincan için ben göz kararı artık kullanabiliyorum.
Ama her fincan için şöyle ölçümüzü aldık efendim. Suyumuzu doldurduk ve aktarıyoruz cezvemize. Yalnız benim bir huyum vardır. Ezelinden beri böyle Türk kahvesini yaparken sizden ricam bu sadece fincan miktarı kadar bulundurmayın. Bir miktar daha köpüğün olma ihtimaliyle hani düşünün şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar daha fazla su eklemenizi bir fincan karşılığına biraz daha su eklemenizi tercih ederim. Onu kenara koyduk efendim. Şimdi kahve miktarını nasıl ayarlıyoruz? Normalinde standartlarda bunları yazacağım. Videonun altında mutlaka göreceksiniz. Gerçi konuşmaların da transkriptlerini de tekrar bakabilirsiniz. Bir fincan kahve için, Türk kahvesi için miktarımız aslında 2 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı kadardır. Kaşıktan kastımız kaşığın şu iç kısmının hani çok böyle tepeleme doldurulmaması. Yani silme doldurmuyoruz. Sadece yüzeyini kapatacak kadar alıyoruz. Bu yaklaşık 2 tane çay kaşığına karşılık gelen miktar oluyor. Bakın bu. Görüyorsunuz. Bu bizim kahvemiz yani bir fincanımız için yeterli olan, kafi olan miktardır arkadaşlar. Evet, şimdi onu göstereceğim size zaten içeriğini. Vaziyeti budur. Şimdi bu sade kahve için. Az şekerli kahveden kastedilen şey ise az şeker, orta şeker. En büyük dram bu değil midir? Herkes gelir misafirliğe az şeker, çok şeker, işte hiç şekersiz vesaire tanımlarını size söyler. Sizden notunuzu alırsınız misafirinize göre yapmak için. Dolayısıyla şekersiz olunca malum adı üzerinde hiç şeker yok. Ama eğer ki az şekerli diyorlarsa lütfen bunun ölçüsü maalesef kişiye göre değişen bir kaideymiş gibi dursa da bir küp şeker kadardır arkadaşlar. Ve bu da yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar gibi bir şeydir ölçüsü. 2 değildir. Hani tepeleme koyduğunuzda bir çay kaşığına bile karşılık gelebilir. Boyutları değişir. Yani bugün kullandığımız hemen göstereyim size. Küp şeker üzerinden göstermek gerekirse bir küp şeker karşılığıdır. Buyurun. Şimdi biz şekersiz yapıyoruz. Arzu eden kıtlama kenarına koyalım fincanımızın. Şimdi ben bunu bu arada az şekerli için söyledik. Orta şeker için 2 tane küp şeker kullanıyoruz. Çok şekerli olduğundaysa bazı insanlar gerçekten kahveyi çok şekerli kullanır. 3 küp şeker karşılığını getirebilirsiniz. Bu da sizin kulağınıza küpe olsun derim. Şimdi ocağıma alıyorum kahvemi zaten bir yandan. Şimdi karıştırma işlemi sırasında kahvemizi mümkün olduğu kadar arkadaşlar hani karıştırdık karıştırdık ama bırakıyoruz. Çünkü artık düşün yakanızdan kahvenizin diyorum. Öncelikle şu suyumuzu da kapatalım. Gelelim filtre kahve dokunuşlarına. Şimdi kaşığımızı da şöyle bir yıkayalım. Üzerinde kurumasın. Evet. Şimdi bir de peçeteyle destek alayım. Biliyorsunuz metal bütün tatlı kaşıklarımı hepsini sirkeye yatırdım. Pırıl pırıl parlayacaklar. Görsel şovumuzu da katlayacağız böylelikle. Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Şimdi kahvemizi kapatalım. Mümkün olduğu kadar hava aldırmıyorsunuz lütfen. Bilginiz olsun. Tiyomuz da vardı hatırlarsanız. Kahveyi uzun süre saklamak için içerisine bir ya da iki tane küp şeker atmanız yeterlidir. Böylelikle ortamdaki nemi alacağından kahveniz uzun ömürlü olur. Bunu da size söylemiştim. Şimdi diğer tarafta kahvemizin yapılışını aslında devam ediyoruz. Filtre kahvemize geçmeden önce aralıklarla size göstereyim. Şimdi ısınmaya başladı gördüğünüz gibi hafif köpük oluşumu var. Devam ediyoruz. Tabii böyle aralıklarla Türk kahvesini böl kes yapmak doğru değil. Sizlere gösterim amaçlı yapıyorum bunu. İlk taşım kaynarken kahve fincanına. Evet, şu anda kahvemiz yavaş yavaş kaynıyor. Evet.
Gördüğünüz gibi kısıkta pişiriyoruz. Abartmıyoruz. Harlı bir ateşte birdenbire zaten çelik çaydanlık diyorum, pardon, cezvelerde çok sağlıklı olmuyor. Bunu sakın unutmayın. Bakın yavaş yavaş kendini almaya başladı. Yani biz ne kadar çok kahve atarsak içine o kadar çok iyi olur anlamına gelmiyor bu. Bu deterjanlarımız için de geçerlidir. Makinalarımızla ilgili bilgileri de başka videolarda vereceğim. Her malzemenin yeterince kullanılması lazım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere ilk taşımını kaynatıyoruz. Ve fincanımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi yarısını aldık. Köpüğümüz var mı? Var. Geri kalanı tekrar ocağa aldık. Usulü budur. Lütfen Türk kahvesini yeni modlarla pişirmeyin. Evet, altını kapadık. Şimdi geliyoruz. Oh, mis gibi koktu gerçekten. Efendim, bu da böylelikle köpüklü kahvemizi yapmış olduk. Şimdi kusura bakmayın, ben döke saça da yapıyorum bu işlemleri. Bunun sebebi ben solağım, çok kötü solağım hem de. Gördüğünüz gibi kahvemiz, köpüğünü şöyle oynatmak istedim. Kahvemizi yaptık. Usulümüz bu. Şimdi gelelim filtre kahve olayına. Filtre kahvede de şimdi geçeceğiz videomuzda. Durduruyorum ve devamını getireceğim. Evet, şimdi sıra geldi filtre kahvemize. Filtre kahvemizde ben biraz dediğim gibi daha yoğun bir tat almak isterim. Filtre kahvenin yanında yenebilecek cookie tarzı, işte bu kurabiyelerimiz vardır ya küçük, onları tercih edebilirsiniz. Yani sonuçta kahve kültürü damağınıza eğer uygunsa çok tatlı olmayan ürünleri yanında tüketmeniz sizin için yeterli. Pek çikolata ile giden bir ürün olmuyor aslında. Ben tercih etmiyorum. Ama tarçınlı, portakallı, böyle ufak ufak minik kurabiyeler de yanına ekranında yapabilirsiniz. Gerçekten enfes oluyor. Şimdi gelelim miktarına. Bardağımızı, daha doğrusu servis yapacak olduğumuz bardağımızı da aldık yanımıza. Ben küçük boyutlarda tercih ediyorum. Onun ölçüsüne göre de suyu ve malzemeyi ayarlamaya çalışacağım. Şimdi ben genellikle bir bardakla kanan biri değilim. O yüzden şuradaki ölçüt yaklaşık hani şu üst kesimine kadar suyla dolduracağım kadar miktarını kahveni koyacağım. Şimdi arkadaşlar, kahvem çok güzel. Genellikle bu tip kahvelerde filtre kahvelerin tabii ki makinalarda yapılması daha bir demlendirerek yapıyor. Ama bu tip ürünleri de ne yapalım, koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. Bizim de elimizde ne varsa onu kullanacağız değil mi? Şimdi ben bir fincan için bir kaşık kadar tatlı kaşığı tepeleme bu sefer uyguluyorum. Bir de yarım istiyorum. Ben demini seviyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine iyice kaynattığınız, kirecinden de hani bittiğinden emin olduğunuz ve biraz da dinlendirdiğiniz, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz efendim suyumuzu, kaynar suyumuzu ekliyoruz. Evet, enfes. Evet efendim, şöyle göstereyim tekrardan. Görüntü bu. Şu tabii ki filtre kısmı yukarıda kalacak şekilde şöyle bırakıyoruz ama şu anda kap bastırmıyoruz lütfen. Aklınızda olsun. Sadece ağzını kapatıyoruz ortamın. Hava almasın. Evet, şimdi burada dinlendirme süremiz bizim 1-2 dakika hani olursa iyi olur. Genellikle dediğim gibi benim baş ağrım çok fazla olduğunda kahveye bir yönelirim. Bir fincan kahve, Türk kahvesi için söylemek gerekirse günde bir fincan kahve dimağı açar derdi anneannem. Gerçekten sakinleştirici bir etkisi var. Her şeyin tadında ve kıvamında olduğu sürece lütfen tüketiniz. Eğer ki sağlıkla ilgili, doktorlarınızla ilgili bir öneri vesaire ya da yok içme deniyorsa İçmiyorsunuz lütfen, bu çok önemli. Sonuçta bunlar birer öneri, lezzet önerileri, kullanım önerileri. Ama sağlık her şeyden önce geliyor, unutmayın lütfen. Şimdi benim kanaatimce oldukça yoğun bir aslında filtre şeyi var. Gördüğünüz üzere kahve olayı var.
Şimdi servisimizi yaklaşık 1-2 dakika sonrası için yavaş yavaş böyle haldır haldır bastırmıyoruz tepesinden itibaren. Bastıralım bakalım rengi görebilecek misiniz farkı arkadaşlar. Ki cam malzeme oldukça güzel bir renk aldı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi servisimizi yapalım efendim. Efendim bana da size de afiyet şekerler olsun. Ferah kahveleriniz olsun. Dostlarınızla karşılıklı içebileceğiniz mutlu anlarınız, keyifli dakikalarınız olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen.